Eindhoven'dan herkese merhabalar. Videonun en başında söylemek istiyorum. Sizin için kapsamlı bir Eindhoven vlogu hazırladık. Çünkü hem bu şehirde yaşıyoruz hem de bu şehre ne kadar fazla Türk geldiğini biliyoruz. YouTube'da da güzel bir Eindhoven videosu maalesef yok. Bu videoda olabildiğince size bu şehri göstermeye çalışacağız. Arkamda Eindhoven'ın tren istasyonu var. İstasyondan çıkıp hemen bu arkamdaki yoldan sağ yürüyünce bir 50-100 metre ileride de Eindhoven'ın ana meydanı bulunuyor. Şimdi beraber oraya gidelim. Eindhoven'ın yazılı tarihi 1232 yılında başlıyor. 1232 yılında bu şehir 170 haneden oluşan surlar içinde bir şehir. Ve o dönemden sonra Fransızlar, İspanyollar ve Hollandalılar arasında el değiştiriyor. 1900'lü yıllara kadar neredeyse çok önemli bir şehir hiçbir zaman olmuyor. Ama 1891 yılında Philips'in bu şehre ampul üretim fabrikası açmasıyla şehir gelişmeye başlıyor. Sonradan da 1928 yılında DAF fabrikası kuruluyor ve şehrin nüfusu ve kendisi gelişmeye devam ediyor. Eindhoven'a geldiğinizde ilk duyacağınız şey Philips'in bu şehri çok geliştirdiği ve bugünkü haline getirdiği olacak. Eindhoven 2. Dünya Savaşı sırasında büyük hasar alan şehirlerden bir tanesi. Almanlar 1940 yılında Hollanda'yı tamamen ele geçiriyor ve tabii ki Eindhoven da ele geçirilen şehirlerden bir tanesi. Eindhoven'ı ele geçirince tabii ki Philips fabrikasını da eline geçirmiş oluyor Almanlar ve 1940'lara kadar o ampul üretim sebebiyle kurulan Philips fabrikası artık radyo, elektrikli tıraş makinesi de üretebilir bir hale geliyor. Almanlar bu fabrikayı kendi ordusuna elektronik ekipmanlar üretmek için, elektrikli tıraş aletleri üretmek için vesaire kullanıyor. Bu durumdan tabii ki rahatsız oluyor müttefik devletler ve İngilizlerin başını çektiği bir hava saldırısı düzenleniyor. Sadece Philips fabrikası hedef alınıyor. Saldırı pazar günü gerçekleşmesine rağmen ve sadece fabrikayı hedef almasına rağmen o 1948'de yapılan saldırıda maalesef 148 sivil de hayatını kaybediyor. Bu Eindhoven'a düzenlenen tek hava saldırısı olmuyor ne yazık ki. 18 Eylül 1944'te Amerika ve İngiltere işbirliğinde bu milletlerin başı çektiği ordular Hollanda'yı kuşatıyor ve Eindhoven'ı da Alman işgalinden kurtarıyor. Herkes büyük bir sevinç içinde artık Almanlar ülkeden çıktı diye düşünürken bir gün sonra 19 Eylül 1944'te yaklaşık 80 Alman uçağı Eindhoven'a giriyor ve şehrin neredeyse tamamını bombalıyor. Bu saldırıda da 227 sivil hayatını kaybediyor, çok daha fazlası yaralanıyor ve maalesef birçok bina hasar alıyor. 19 Eylül'de Eindhoven tekrar bombalanmış olmasına rağmen 18 Eylül'ü kurtuluş günü kabul ettiği için Eindhovenlılar bu arkamda bulunan ana meydanda 18 Eylül Meydanı olarak adlandırılmış. Şimdi bu üzücü tarihi bir kenara bırakalım. Eindhoven'ın güzel taraflarını, alışveriş caddelerini, kafelerin bulunduğu sokakları gösterelim size. Bu 18 Eylül Meydanı'nın altı bisiklet otoparkı. Buraya bisikletinizi ücretsizce park edebilirsiniz. Güvenli, kameralı, görevlinin çalıştığı bir yer burası. Yeraltı otoparkı Eindhoven şehir merkezinin tam ortasında. Şimdi bisiklet park alanından çıktık. Bu arkamızdaki bina Philips'in ampullerinin ömür testinin yapıldığı binaymış. Philips'in ana binalarından bir tanesi. Günümüzde şimdi apartmana çevrilmiş. İnsanlar yaşıyor burada. Dairelerin de bayağı pahalı olduğu söyleniyor. Demer denilen sokaktayız. Burası ana mağazaların, dükkanların olduğu sokak. Hafta içi 6'ya kadar bu sokak çok canlı oluyor. 6'da bu dükkanlar kapandıktan sonra bu sokak sakinleşiyor. Ama alışveriş yapacaksanız, kıyafet alacaksanız ya da işte telefon bakacaksanız, parfüm bakacaksanız bu sokağa gelmeniz lazım. Eğer kafe istiyorsanız bir paralel sokağa geçmeniz gerekiyor. Çünkü Markt Meydanı bir paralel sokakta bulunuyor. Gelin bu sokağa birlikte yürüyüp Markt Meydanı'na gidelim.
Eindhoven 2. Dünya Savaşı'nda büyük bir yıkım görmüş. Ama Hollandalılar şöyle bir şey söylüyor. Bu yıkım sanki yetmemiş gibi biz de eski yapılarımızı kendimiz yıktık diyor. Şu an tam arkamda bulunan Nelson mağazasının sağ tarafındaki duvar eski belediye binasından kalma bir duvar. Burada eski mimaride güzel bir belediye binası varmış ama şehre uymadığını düşünmüş Hollandalılar. Onu yıkmışlar, yerine yeni betonarme bir yapı yapmışlar. Şu duvardan bahsediyorum. Tam önünde de zaten burasının belediye binası olduğuna dair bir işaret var. Yerde. Bir yerde oturup insan görmek istiyorsanız da gelebileceğiniz ilk yerlerden bir tanesi Market Meydanı. Burada yan yana 4-5 tane kafe var. İstediğinizi oturup yoldan gelen geçen insanları izleyebilirsiniz. Eindhoven'ın tam ortasında bulunan Katerina Kilisesi'nin önüne geldik. Tam olarak bu lokasyonda aslında 1300'lü yıllardan beri bir kilise varmış. Ama tabii bununla karşılaştırınca çok daha küçük bir kilise varmış. Ve yenisinin yapılması karar verilince, şehir biraz gelişince eskisi 1860 yılında yıkılmış. Ve şu an gördüğümüz bu kilise 1867 yılında inşa edilmiş. Kilise iki tane kulesiyle göze çarpıyor aslında. 73 metre yüksekliğinde bu iki kule. Kulelerin cinsiyeti var. Bir tanesi erkek, bir tanesi dişi olarak nitelendiriliyor. Erkeğin ismi David, dişinin ismi de Mary. Hangisi David, hangisi Mary biraz araştırdım internette ama bulamadım. Sadece tahmin ediyorum, benim solumda kalan David gibi gözüküyor çünkü gözüme daha kaba geldi. Siz biliyorsanız bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Kilise ile ilgili bir diğer önemli detay da 2005-2006 yıllarında bu kilise çevresinde kazı yapılmış. Hemen kilisenin önünde iki farklı yerde pencereler açmışlar. O kazı esnasında burada 1000'e yakın ceset bulunuyor ve bu cesetlerin 1200 ile 1850'li yıllar arasında gömüldüğü düşünülüyor. O iskeletleri bugün hala burada sergiliyorlar. Çıplak gözle görebiliyorsunuz. Sokağın ortasında, kilisenin önünde geçerken bakabilirsiniz. Kilisenin buradaysanız ve Market Meydanı'na gitmek istemiyorsanız size iki alternatif vereceğim. Bunlardan bir tanesi hemen sağ tarafımızda bulunan Barlar Sokağı. Eindhoven'ın Barlar Sokağı ünlü çünkü yaklaşık 50 tane barın bulunduğu çok canlı bir sokağı var. Bir de kilisenin hemen sağ tarafından giderek, benim solum kilisenin sağ tarafından giderek Kleinberg'e ulaşabiliyorsunuz. Kleinberg de daha az kafe bulabileceğiniz ama güzel bir atmosferi olan, aynı zamanda böyle butik dükkanları da olan bir bölge. Eindhovenlar orayı da seviyor. Böyle güzel bir havada cuma cumartesi günleri çok kalabalık bulabilirsiniz o bölgede. Şimdi Kleinberg'e gidelim, sonrasında da Barlar Sokağı ile devam edelim. Burada bir şey gördük, hayatımızda görmedik. Roberto'nun zevki iyiymiş. Fotoğraf alalım. Kleinberg küçük dağ demek. Biz sorduğumuzda burayı biz bir rehberle gezmiştik. Free walking tour'la gezmiştik. O rehbere sorduğumuzda demişti ki Eindhoven'ın diğer yerlerine göre burası birkaç metre daha yüksek olduğu için buraya Kleinberg denmiş. Yani küçük dağ denmiş. Şu an yükseklik uygulaması indirdim telefona. Burası 25.82 metre. Eindhoven'ın diğer bölgelerinde bakalım burası gerçekten yüksek mi? Buranın bir paraleli Grotberg diye geçiyor. Yani
büyük dağ. Şimdi oraya gidelim. Hem oraya giderken size gizli bir kafede göstereceğim. Grotberg bakalım kaç metreymiş, onu da görelim. Kleineberg ile Grotberg arasında Bean Brothers diye bir kafe var. Bunu gözden kaçırmanız çok mümkün. Çünkü sadece cuma, cumartesi, pazar açık burası. Ve tam şuradan giriyorsunuz. Şu yeşil kapı var ya, Stansprenderay yazıyor. Onun altından giriyorsunuz. Bir koridordan geçiyorsunuz. Bir bahçeye çıkıyorsunuz. Bizce güzel bir yer. Tavsiye edebiliriz. Az önce gösterdiğim Lucifer de güzel bir kahve mekanı. Oraya da gidebilirsiniz. Bu arada şu an Grotberg'i yürüyoruz. 25 metre görmüştük. Şu an 20 metreye doğru indi. Bakalım Grotberg'de kaç olacak? Yani Kleineberg aslında şu an bulunduğumuz yerden 5 metre daha yüksek. Belki arada 100-150 metre var şu an. Sadece 100-150 metre geldik. Yüksekmiş. Evet. Şimdi Grotberg'teyiz. Grotberg aslında ana kiliseye çıkan sokak. Buranın yüksekliğine baktık. Maksimum 22 metreleri gördük. Yani Kleineberg'de olduğumuz yer buradan daha yüksek. Orası küçük, burası büyük diye aslında çok da bir şey yok. Çok bir yükseklik farkı yok. Şehir merkezine merak ediyorum. Bir de orada bakalım. Evet, Eindhoven ana meydanda yükseklik 21 metre. Yani Kleineberg'ten 5 metre kadar daha alçak burası. Bizim için komik bir rakam, bir yere küçük dağ demek için. Ama Hollanda gibi rakamı çok düşük bir ülkede onlar için belki normal. Bu sokağı Kral Günü videosundan hatırlarsınız. Ağzına kadar doluydu bu sokak. Tıklım tıklımdı. Aslında Eindhoven'ın en kalabalık sokaklarından bir tanesi burası. Çok günde fark etmiyor hava güzel olduğu sürece. Ben bugün sadece daha kalabalık beklerdim ama belki bu sokakta olan bir yol çalışmasından ötürü ya da Kral Günü'nde çok zaten eğlendiği için insanlar geçen hafta, bugün biraz durgun burası. Genelde zaten buradaki dükkanlar da biraz daha geç saatlerde açıyor. Yani gündüz erken saatte geçerseniz birçoğunu kapalı görebilirsiniz. Burada dediğim gibi hava güzelse sürekli aynı kıyafeti giymiş konsept böyle gruplar görebilirsiniz. Ya da biz ilk geldiğimizde başka bir konsept görmüştük. Çok hoşumuza gitmişti. Şimdi o görüntüyü göstereceğim size. Evet, bu görüntüde yüzlerce insan bir kulaklık takmış ve o sessiz disco ambiyansını sokakta yaşıyor insanlar. Gerçekten yani müziği, dansı sevmiyorum deseniz bile bu ortamı gördükten sonra içinizde bir şey kıpraşıyor. Siz de katılmak istiyorsunuz onlara. Bu sokak gerçekten Eindhoven'ın eğlenceli canlı sokaklarından bir tanesi. Gelirseniz ve akşamı geçiriyorsanız Eindhoven'da, buraya gelmenizi ben kesinlikle tavsiye ederim. Eindhoven'da ziyaret edebileceğiniz güzel müzeler bulunuyor. Bunlardan da en önemlisi ve Eindhoven'da ne yapılır yazınca ilk çıkanlardan bir tanesi tam arkamda. Bu müze Van Abbe Müzesi ve bu müzede çağdaş sanat eserleri sergileniyor. Bunun yanında Philips'in önemli bir müzesi var ve Duff'ın önemli bir müzesi var Eindhoven'da. Bu üçü eğer müze gezmeyi seviyorsanız ziyaret edebileceğiniz yerler arasında Eindhoven'da. Şu an Dommel Nehri'nin üstündeyiz ve bu Dommel Nehri'nin biraz ilerisinde de burada yaşayan insanlar arasında meşhur Eindhoven'ın kendi birasını yapan bir biracısı var. 100 Watt diye geçiyor ismi. Şimdi 100 Watt'ın önünden geçelim. Oradan da sizi güzel bir parka götüreceğiz. Hatta iki parka götüreceğiz. Şimdi 100 Watt'a oturduk, 2 bira içiyoruz. Burada biralar küçük servis ediliyor. Özellikle 50'lik istedik ama bilerek böyle servis etmediklerini söylediler. 25 cl'lik bira geliyor. Burası güzel bir yer. Yani tavsiye edebiliriz. Çünkü nehrin kenarına oturuyorsunuz ve önünüz bisiklet yolu. Gerçekten keyifli bir yer. Bir de biz de daha gidemedik ama bir yer daha buldum ben Google'da biraz araştırırken. Battle Distillery diye bir yer var Eindhoven'da. Ve burası 80 küsür yorumdan 5 puan almış. Burası da kendi birasını kendi damıtan bir yer anladığım kadarıyla. Eğer fırsatınız olursa, vaktiniz olursa gidin. Biz de ilk fırsatta gideceğiz oraya. Sadece şehir merkezinde değil, birazcık bisiklet sürmeniz ya da yürümeniz gerekiyor.
Evet, Hollandalılar güzel güneşli bir gün görmesin. Stadsvandelpark şehir merkezine 20-25 dakika uzaklıkta. Bizim Eindhoven'da en sevdiğimiz parklardan bir tanesi. Kral Günü videosunu izlediyseniz burayı hatırlarsınız. Bir sürü insan ikinci el eşyalarını satıyordu burada. Eindhoven'da kaç gün olduğunuzun bir önemi yok. Yani günübirlik gelmiş olabilirsiniz, birkaç gün kalıyor olabilirsiniz. Dinlenmek istediğinizde, biraz nefes almak istediğinizde buraya gelin. Çünkü yakın ve yeterince büyük. Kendinize mutlaka bir yer bulursunuz dinlenecek. Bir de su da var ileride. Onun yanında da oturabilirsiniz. Biz de biraz o tarafa doğru gideceğiz. Oradan sonra başka bir park göstereceğiz. Burayla bağlantılı. Oradan sonra da size Eindhoven'da çok fazla seçeneğinizin olduğu bir yemek mekanı göstereceğiz. Bir gurme market var. Oraya gideceğiz. Ne haber? İyi, senden çok iyi. İyi benden. Çok mutlusun, evet. Evet, çok güzel. Çünkü bahar ve güneş beni gerçekten çok pozitif etkiliyor. Çok belli. Evet. Şimdi de şehir merkezine yakın başka bir parka gidiyoruz. Bisikletleyiz. Evet, bir ormandan gidiyoruz şu an. Çok zevkli yol. Şimdi de şehir merkezine biraz daha yakın bir parktayız. Burası Van Abbe Müzesi'nin hemen yanı sayılabilir. Çok yakınlar. Bu parkın ismi Anne Frank Platz. Burada tabii şehir merkezine daha yakın olduğu için daha fazla insan var. Güneşin tadını çıkartıyorlar. Güneş varsa Hollandalılar var. Parkta yatıp sadece güneşlenmeyi bile çok seviyorlar. Eğer diğer parka gitmeseniz bile bu parka mutlaka gelmenizi ben öneriyorum. Hava güzelse kesinlikle kaçırmayın. Gelin burada çimlerde yatın. Marketten de alın yiyeceğinizi, içeceğinizi. Mis gibi. Downtown Gourmet Market'e gideceğiz. Buradaki güzel yemek yeme yerlerinden bir tanesi. Çok fazla alternatifin olduğu bir yer. Ve böyle daha çok endüstriyel bir havası var. Downtown Gourmet Market'te görüşürüz. Tekrar şehir merkezine gidiyoruz. Barlar Sokağı'nın hemen bir arkasındayız. Bir paralel sokağındayız. Hatta önümde de Domel Nehri var ve 100 Watt var. Şimdi bu arkamdaki sokağı çok beğeniyoruz. Size göstermek istedik. Bu sokak Downtown Gourmet Market'e gidiyor. Downtown Gourmet Market'e geldik. Benim burada en çok sevdiğim şey, masaya oturuyorsunuz. Masada bir kare kod var. Kare kodu taratıyorsunuz. Önünüze yaklaşık 20 tane dükkan çıkıyor. Yani bunun içinde Türk dönercisi var, Yunan restoranı var, İtalyan pizzacısı var, Vietnam yemekleri yapan yer var. Yani var da var. Patatesçisi var, sadece bira getireni var. Yani istediğinizi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra ödüyorsunuz online. Ondan sonra masanıza geliyor. Hani ne kalkarken hesap ödeme derdi var ne bir şey. Her şey önünüzde. İstediğiniz sipariş verip ödüyorsunuz ve sonra rahat rahat kalkıyorsunuz. O yüzden bu ortamı da çok rahat yapıyor. Konseptin bu şekilde olması. Burası dışarısı, bir de içerisi var. Burası da içerisi. Bir şey yemeyi düşünüyorsanız bence kesin bir öğünü burada yemeyi tercih edin.
Şimdi House Delac'ın önündeyiz. Yani Delac evi diye geçiyor burası. İsmini çevresindeki sudan, dereden alıyor. Anton Phillips bu arsayı 1903 yılında satın alıyor ve 1905'te buraya bu evi yaptırıyor. Sonradan burası ailenin yaşadığı ev oluyor. Bu ev buraya yapıldığında buranın ötesinde başka ev yokmuş. Burası arsalara, tarlaya, araziye bakıyormuş. Yani bir nevi şehrin dışına kendine güzel bir villa yaptırmış. Ama sonradan zamanla önemli şirketlerin sahipleri, o dönem işte tekstil ve tütün endüstrisi de önemliymiş Eindhoven'da. Bu şirketlerin sahipleri, üst düzey yöneticileri de buralara ev yaptırmaya başlamışlar. Şimdi tam şu önümdeki yolu yürürseniz güzel villalar göreceksiniz. Burada güzel evler göreceksiniz. Zaten burası da Villa Park diye geçiyor bölge olarak. Burası Phillips evinin, o biraz ilerisi bahsettiğim güzel evlerin olduğu sokak, Villa Park denilen bölge. Bu ev 1975'te Phillips şirketine devredilmiş. Günümüzde hala şirketin önemli toplantıları, buluşmaları ve kutlamaları için kullanılıyormuş. Şimdi sırada PSV Stadyum var ki o da Philips'le bayağı yakından alakalı. İlişkili. Philips Stadyumu'na geldik. Tam önüm Philips Stadyumu. Bu ara sokağın tam çıkışı Philips Stadyumu. Ama burada başka bir sokak var size göstermek istediğimiz. Çünkü bu sokaktaki bir yapı önemli. Neden önemli? Videonun en başında söylemiştim. Philips'ten önce bu şehirde tütün ve tekstil önemli bir endüstriymiş. Bu da eskiden kalma bir kibrit fabrikası aslında. Kibrit Hollanda'da Lucifer demek. Yani sokaklarda Lucifer diye bir şey gördüğünüzde, ki Kleinaberg'de bir kafe görmüştük Lucifer diye. Bu İngilizce'de şeytan anlamına gelen Lucifer değil Hollanda'da. Genelde kibrit anlamına geliyor. Işık anlamına da geliyor. Size bu bilgiyi vermek istedik. Şimdi artık en sonunda şu stada gidelim. Şu stadı bir görelim. Stadyum. Philips çalışanları 1910 yılının Aralık ayında bir takım kuruyor ve ilk maçlarını 1911 yılının Ocak ayında tam olarak bu stadın bulunduğu yerde oynuyor. O zamanlar burası Philips'in çalışanlarına verdiği bir spor sahasıymış. Sonradan da bu Philips takımının ismini 1913'te PSV'ye çeviriyorlar. Aslında Hollandaca anlamı Philips Spor Birliği demek PSV'nin. Belki hepimizin Eindhoven'ı bilme sebebidir PSV Eindhoven takımı. Ve PSV'nin de hikayesi yine gördüğünüz gibi Philips'le alakalı. Bu stat, bu ilk oynanan maçta Anton Philips'in oğlu Frit Philips'in burada topu ilk defa tekmelemesiyle açılmış sayılıyor. Ve 1910 yılından günümüze kadar aynı yerde kalmış. Tabii ki yapı değişmiş, sürekli gelişmiş. Stat şehir merkezine yürüyerek yaklaşık 10-15 dakikalık bir mesafede. İsterseniz bilet alarak stadın içini de gezebiliyorsunuz. Stadın hemen arkasında Philips'in işçilerine verdiği, işçileri için kurduğu Philipsdorp dediği bir Philips köyü de bulunmakta. Şimdi o tarafa gidelim. O taraftan Philips'in asıl yerleşkesinin bulunduğu Stripes bölgesine geçeceğiz. O zaman Philips insanları buraya fabrikasında çalışmaya getirdiğini, insanların birçoğu tarımla uğraştığı için burada inşa ettiği evlerin de bahçelerini özellikle büyük yapmaya gayret etmiş. Buradaki evler günümüzde hala burada. Bizim bildiğimiz kadarıyla Hollanda Devleti'nin ya da Eindhoven Belediyesi'nin kontrolü altında. İnsanlar bu evler için başvurularda bulunuyor. Düşük gelirliler ve eğer çıkarsa 500-600 euroya, belki biraz daha fazla, belki biraz daha az, bu güzel 3 katlı bahçeli evlerde yaşıyorlar. Şimdi o bölgeden geçip Stripes'e birlikte gidelim. Evet, bu kapıyla başlıyor. Ve şuradaki evlerle de devam ediyor. Gördüğünüz gibi stadın hemen yanı burası. Bakın, öğrendiğimiz kadarıyla bu önü tuğlalı evlerin hepsi Philips köyünden kalma, bugün geliri düşük insanlara verilen evler. Stat arkamda, evler hala devam ediyor. Şurada da Coffee House diye bir tane kafe var. Burası tatlı bir yer. Kahvesi güzel bir yer. Gelebilirsiniz eğer yolunuz buraya düşerse. Almanya, Hollanda'yı işgal ettikten sonra Philips fabrikasının denetimini de eline aldı demiştik videonun başında.
Tabii ki Hollandalılar ve bu fabrikada çalışan insanlar hemen Almanya için çalışmak istememişler. Bazıları grev yapmış, bazıları direnmiş. Hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim bunu çünkü bu bilgiyi başka bir yerde bulamadım. Bu free walking turla gezerken burada rehberin anlattığı bilgi bize şuydu. Bu fabrikada Almanlar için çalışmaya direnen işçilerin bazıları yeri geldiğinde vurulmuş, öldürülmüş. Onları temsilen yapılmış bu heykel buraya. Zaten bu heykelin hemen yanında da fabrika artık başlıyor. Biraz ileriye gideceğiz şöyle. Evet, burası Stripes bölgesi. Bunların hepsi Philips'in fabrikalarıymış, binalarıymış, ofisleriymiş. Günümüzde burası böyle biraz hippi mekanı gibi kullanılıyor. Ve burada bir sürü etkinlik düzenleniyor. Özellikle bu binaların arkasında, birazdan oraya da geçeceğiz. Oraya geçince devam edeceğim anlatmaya burayı. Stripes'in o en çok etkinlik yapılan alanındayız. Bu binaların, az önce gösterdiğimiz binaların arkasındayız. Thisiseindhoven.com diye bir site var. Eğer bu siteyi ziyaret ederseniz Eindhoven'daki yapılacak bütün etkinlikleri ya da etkinlik olmasa da gidilecek kafeleri, mekan önerilerini, her şeyi bulabilirsiniz. Çok güzel yönetilen bir site. Burada da bol bol etkinlik oluyor. Biz o siteden buluyoruz. Bayağı bir etkinlik. Hatta yine Kral Günü'nde, çok yakın olduğu için hep aynı örneği veriyorum. Burada çim alanın hemen yanında büyük bir alan kurulmuştu. İçeride konser vardı mesela. Ufak bir çim alanı var ama yine güneşli bir havada oturması keyifli. Çünkü insanlar rahat. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Burada takılması güzel. Bu gördüğünüz binaların hepsi şu an apartman olarak kullanılıyor. Yani içini görmedim hiçbirinin ama kocaman bir daire olduğu söyleniyor ve tek oda, tek dört duvar bir yer olduğu söyleniyor. Yüksek tavanlı, endüstriyel. Yani eski fabrikaları, ofisleri çevirmişler tamamen yaşam alanlarına. Eindhoven'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum videoyu bitirmeden önce. Çoğu insana göre, buraya yeni gelmiş ya da daha farklı şehirler görmüş insana göre Eindhoven güzel bir şehir olmayabiliyor ilk başta. Çünkü buranın mimarisi diğer Hollanda şehirleri gibi çok eski değil. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda büyük bir yıkama uğramış bu şehir. Sonra endüstriyel olarak geliştirmiş kendisini. Yani gökdelen de görüyorsunuz bu şehirde, yeni binalar da görüyorsunuz. Öyle bildiğiniz Hollanda şehri gibi değil aslında burası çok. Fazla su da yok mesela bu şehirde. Fazla kanal da yok. Ama Eindhoven'ın kendine has bir havası var. Biz bu şehirde yaşamayı seviyoruz. Bu şehri güzel buluyoruz. Çünkü yapmak istediğimiz her şey var. Şehir çok uluslu. Yani burada 250 bin kadar insan yaşıyor. Bu nüfusun %15'ini farklı milletlerden insanlar oluşturuyor. Buraya aynı Philips gibi Philips'ten doğma şirketlere çalışmaya gelen çok fazla kalifiye insan var yurt dışından. Yani şehri yaşanılabilir yapıyor böyle olması. Bizim hoşumuza gidiyor en azından. Ki gösterdiğimiz gibi gidebileceğiniz çok güzel parklar var. Eğer sakin kalmak istiyorsanız parklara gidebilirsiniz. Ya da muhtemelen oturduğunuz mahalle tam şehrin ortasında değilse sessiz sakin bir yerdir. Kafanızı evinizde çok güzel dinleyebilirsiniz. Ama insan istiyorsanız da şehir merkezi her zaman, yani hafta sonu her zaman dolu. Yani hafta içi evet 6'dan sonra bir sokak boşalıyor çünkü mağazalar kapanıyor ama kafe sokağı hala dolu olmaya devam ediyor. Yani burada canınız sıkılmaz. Biz Eindhoven'ı seviyoruz. O yüzden duyuyorsanız bu şehir güzel mi değil mi çok düşünmeyin. Muhtemelen çoğumuzun yaşadığı şehirden çok daha düzenli, çok daha güzel bir yer burası. Videoyu burada bitirecektim ama kapanışı başka bir yerde yapacağız. Güzel bir mekanda yapacağız. Biz de daha önce gitmedik. Orada görüşürüz diye. Oradan sonra da videoyu sonlandırıyoruz artık. Buraya kadar izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.
şimdi Wayne Sky Bar'a geldik. Buradan bir Eindhoven manzarası var. Evet, buradan da anlayabilirsiniz ki şehrin yapılanması güzel değil. Ama gün batımını izlemek için güzel bir yer. Şehir merkezinde bir yer. Fiyatları da dışarıdaki kafelere göre pahalı değil. Biralar 5 euroya yakındı. 25 siyalleri. Biz az önce 3.70'e içtik mesela 100 watt'ta. Şarap mesela 7-8 euro civarında bardağı. Gün batımını buradan izleyeceğiz. Videoyu da artık bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız başta söylediğimiz gibi YouTube'daki bu açığı kapatan bir video olmuştur Eindhoven'la ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.